Ekmekçi Durmuş Ağa varmış. Şey Hacı Ağa var. Evet, burada. Onun somunu olurdu şeyden başta. Somunu olurdu, yüz var bak. Yüzünü alıp içine. Somunu olurdu. O somunu Mehmet Oğuz'dan eşhur yağında evet. olurdu. Göbeğimi oyardık. Yağ içine vurduk. Kapağını fırına sürerdik. Yediğimiz zaman şuralardan yağ akardı. Evet. O ekmek yağlama darinde esnafını %100 yerdi. Evet. Hacı abi de yerdi. Yani peki Göğer lahanasının dış yaprağı, bir de hacılar kabarcık üzümünü alıp, bir de o ekmeği herkes alıp tohma tenende yemek kadar güzel bir şey var mı o zaman? Herkes bulamazdı. Yer misin ya? Bir dakika. Herkes gelin. Herkes kendine geçsin. Ne günler geçirdik, ne günler geçirdik, evet. ne sıkıntılar geçirdik. Evet. Ya neler geçirdik evet. ya. Bu günlere var ya, çok şükür. Hayal gittik, fışçıktım evet. diyor. Allah'ın emrine şükürler olsun. Dünya ayağın altında ya. Evet. Ya genelde şimdi... Bir saat İstanbul'a gidip geldik. O yemeler, o şeye göre... Şimdikiler yese hemen ölür. Ondan sonra. Şimdi ben bir de şey evet. Hastayım ben hemen hasta oluyorlar. Doktor hastane bu şey. Evet. Hastane neydiydi? İlaç neydiydi? Benim şeyde şeyim vardı. Satış belgem vardı. Kaymakamlıktan aldım. Eczane yoktu. Ben sattım şey ilaç bayiliği yaptım. Hacı abi bak. Doktor İsmet Rıza Ercan. Doktor Hilmi Kodamanoğlu. Bunlar Darenden'in ilk hastanesine gelen doktorlardan. Hatta baba Mehmet Gil'in evinin üst katında otururdu bunlar. Değil mi? Rahmetli babam İsmet Rıza Ercan'ı gitti ta şeye gitti. Almanya'ya gitti, görmeye gitti. Bak ilk Daren diye doktor gelen yani 50 yıllarında Daren'e doktor İsmet Rıza Ercan İsmi Hilmi Kodamanoğlu. Kadir Tezel vardı. Onu ben bilmiyorum. Şeyin artık. Evinde oturdu. Elvan Sungur var ya şimdi. Ha. Orada oturdu. Ben onları biliyorum orada hocam. Orada şubede orada oturdu. Sonra da. Askeri şubesi. Evet. Evet. Askeri şubesi. Onun şey. Evet. İletişim bugün maalesef malum herkesin artık insanların günlük yaşantının her alanına girmiş durumda. İlk defa telefonla ulus şehirler arası görüşme kaç yıllarında hatırladınız mı? Ben onu söyleyeyim bakın. Benim hatırladığım kadarıyla şu şimdiki çarşının yokuşundaki han var ya da Abdullah dayının. Şimdi orada kim oturuyor? İsmail. Nadir Marangoz Nadir Şubat. Marangoz evet. Orada orası üst katı evde altta da telefon manyetolu telefon. Mesela gideceksin Malatya'da biriyle görüşeceksin. Numaranı vereceksin. Diyeceksin beni filandan görüştür. O sen otur der, oturursun, manyet otur. O telefon acaba bilmesi lazım. Ha, o öyle görüşürdü. Öyle görüşürdü. Ne zamandır o? Telefonla yani manyet oluyordu öyle. Evet. Görüşmek o, onun başlangıcıyla değil. Alakalı olarak bilginiz var mı? Yani kaç yılında? Hacı abi belki biraz daha şey, yok. İlk postane Kanuse Günleri. Evet. Şeyde vardı. Sürenkli Günleri. İlk postane var. Postanemiz var. Orayı ben biliyorum. Gel mi? Orayı Direk de, abinin babası oranın posta mıydı? Evet. Şey yoktu bir defa. Telefon orada da yoktu. Yoktu. Telefon yoktu. Telefon orada yoktu. Bu şey vardı. Manipüle. Manipüle. Şey evet. Mors alfabesi. Mors evet. Şeyle vururdu. Ondan sonra telgraf. Telgrafla bildirilirdi. Telgraf çekildi. Evet. Ondan sonra acaba orada telefon yok muydu? Yoktu. Yoktu. Yok. O zaman orada da yoktu. Ben Mehmet iyi biliyorum. Sonradan böyle telefon çıkarken postanelere verildi. Postaneye verilirken bir şey derdik, yazılırdık mesela telefona giderdik. O da 80'e kadar öyleydi zaten. Evet. Gider beklerdik orada. 83'e kadar öyleydi, o gelene kadar öyleydi. Veyahut da oradan müezzin gelirdi, bize burada der ki telefonun çıktı, gel derdi. Gider orada telefonla konuştuğumuz... Tek noktadandı değil mi? Evet. Manyetolar sonradan abonelik hale geldi. Aboneler geldi, biz buradan aboneyle derdik. Yine oraya bağlı. Tamam, tabii tabii. O bağlı, evet. Evet. İstanbul'da ben sabahleyin gittim. Akşama kadar telefon beklerdik. Ya konuşamadım mıydı yerine bırakıldı. Tabii evet. İndirim yaptırdık. Acele normal, yıldırım acele. Evet. Onlar tabii ücreti farklıdır onların. Tabii yıldırım çok öncelik. Pahalı. Evet. Normal bir de normal acele normal. Bunu bak şurada. İstanbul'da o büyük postanesinde çok önemli. Şurada Çoloğlu. Yusuf'un kızı burada çalışıyor. Rukiye. Ha şu postanede. Bir de gülünlü kız var orada. Evet. Neyse, şimdi ben tabii bir şey nokta çok önemli. Hepimizde emekleri olan öğretmenler çok meslekleri çok kutsaldır. Buna gerçekten inanmak lazım. Önce anamız babamızsa
Okulda da anamız babamız onlardı. Eski öğretmenlerden hatırladığımız kimler vardı? Hacı abi siz biraz daha vallahi eskiye yönelik. Darinden'i ben Fatma şöyle... Hanım vardı, şey vardı. Fatma Hanım vardı, bir Elbistanlıydı. Osman abinin şeyi vardı, Hüseyin Bey vardı. Dayısı. Mustafa Dağıstanlı. Mustafa Dağıstanlı şey vardı. Şey vardı. Afet öğretmenim, benim öğretmenim. Afet öğretmenim. Cemal Bey vardı. Cemal Gökçe vardı. Bizim Daren deden olanlar Muhittin Muhittin Bey, Bahattin Bey. Evet. Muhittin Bey, Bahattin Bey. Evet. Yıldız. Evet, Yıldız. Benim öğretmenim Muhittin Bey. Doğru. Benim evet. Şey vardı. Bahattin Yıldız. Bahattin vardı. Tamam işte, iki kardeş mi? Şey vardı, Nalide Eğitmen vardı. Onun adı neydi? Şey. Papazoğullarından vardı. Ali Rıza Hoca. Şükrü ile Ali vardı. Ali Rıza Hoca. Ali Rıza Hoca. Ama benim birinci öğretmenim. Ali Rıza Hoca. Ali Rıza Hoca. Ali Rıza Hoca. Eğitmen o, eğitmen. Ha şu kadar. Şey vardı. Bekir babası ya. Benim öğretmenim Bekir babası. Bekir hocanın babasıydı. Paranlar vardı. Hacılarda öğretmen. Aşağı paranlar. Aşağı paranlar. Bizim Eyhub Ağa'nın kızını aldı. Tunas soy isimleri ya Zeki'nin babasıydı. Nedir o? Eğitmen. Eğitmendi, öğretmendi. Evet. Bu hangi olduğunu bilmiyorum ama Muhittin ya da Bahattin Bey hangisi? Kardeşimdeki. Evet. Evler burada. Bir dönem Milli Eğitim'den bir denetleme için müfettiş gelmiş. O da yukarıda Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu'nda. Tamam ben o, onu anlatsın mısınız? Kesin evet. Muhittin Bey'le müfettiş gelmiş. Muhittin Bey'le o müfettiş şurayı geziyor. Orada Kongo'da geziyor. Evet. Şuraya bakmışlar ki İşte bir pazartesi günüymüş, evet, yüzlerce eşek geldi. Evet. Muhittin Bey demiş, soruyor müfettiş. Darende de demiş, nadir eşek var demiş. Evet. O da diyor ki, müfettiş bey diyor, eşekler dışarıdan geliyor, darendeli diye diyor. Eğer müfettişin söylemi darendeliye ise, onunki de artık ne oldu? Artık demiş. İkisinin de cevabı ikili olmuş. Yani evet, iki çok güzel oturmuş. Nadir eşek var darende de diyor. Muhittin Bey dedi, müfettiş bey, o eşekler dışarıdan geliyor, darendeli diye. Yani müfettiş eşek. Yani ulan Muhittin Bey. Çok müthiş bir, evet, inceler. O zaman baş öğretmenmiş. Tabii, baş öğretmen. Evet. Evlerini biliyor musun sen onları? Bize yedinci yer var. Şimdi nereden siz uyuma diye bize... Şu bizim cami var ya. Evet, evet. Caminin evet, oradan bir sokak öne. Onun bağını önüne bizim sokağa başında Muhittin Bey. Kardeşi de pulcunu, pulcusuyla aldıydı onu. Evet. Sonradan gelmişti. O doktor Celalettin vardı. Rüsuhur. Rüsuhur Engiz. O Muhittin Bey'in oğlu, doktor Celalettin Bahattin Bey'in oğlu. Bayım ben biliyorum onları, tanıyorum ben. Şimdi Rüksü'nün evine ben gittim İstanbul'da. Evet. Ben gittim evine. Evet. İstanbul'da, Boğaz Köprüsü orada. Hacı abi evine gittik bizim şeyle, o Tahsin'le beraber evine gittik. Kemal abi oraya çok geldi. Bize ikram etti evet. Rüksü'ye. Kızı da Ruhsan vardı, benim sınıf arkadaşım Ruhsan. Burada benim gireyimde yerleri var onların, evet. Sattılar niyetler biliyorum. Ulaşım çok kolay artık. Bir evet. Ülkeden ülkeye gitmek bile saatlerle oluyor. Ama eskiden tabii çok zordu. Bugün için Başbakan, Cumhurbaşkanı'nın Dairende'ye gelmesi belki önemsenir tamam ama önceleri bir reisi cumhurun Dairende'ye gelmesi çok nadir olan bir şeymiş. Dairende'ye Cevdet Sunay mı? Geldi onu. Cevdet Sunay, evet. Bak şuraya geldi. Şeyden... Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi Halk Bankası'nın arkasında konuşmaya. Belediye bahçesi var. Selahattin abi bir konuşma yaptı. Hatta şey var. Adamın ağzı hayran kaldı. Cevdet Sunay böyle bir atıp adamı bulamaz. Dairende'mize ilk defa o geldi. Evet, Cevdet evet. Sunay geldi. İlk defa işte. İsmet İnönü de gelmiş. Onu evet. Onu biz bilmiyoruz. O zaman işte. Cumhurbaşkanı. Hayır, ben Cumhur değil başkanı. Evet. Buraya geldiğini evet. Hatırlıyorum onu. Yani ben fotoğrafımız bile var ya. Benim ayaklarım şu evet. Kaçacağım. Tamam efendim Dairende'yle alakalı olarak söyleşimiz tabii ki bitecek gibi değil. Yok, biz de tüm konuşmacı Allah razı olsun. Teşekkür. Zevat'a teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İyi akşamlar. Allah razı olsun.